Sırada yeni bir bab başlığımız var. Babu ma qila fir rimahi. Mızraklarla ilgili neler söylendi? Bu konuda hadislerde neler var? İmam Buhari yeni bir başlık, bab başlığıyla konuyu açmış. Babu ma qila fir rimahi. Ve yuzkaru ve zikrediliyor, anlatılıyor ki anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den demiş ki cu'ile rizki, benim rızkım kılındı, var edildi. Nerede? Tehte zilli rumhi, mızrağımın gölgesinin altında. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bu savaş süreciyle o kadar ilişkilendirmiş ki mızrağından rızkını kazanacağını, rızkının mızrağının gölgesinde kendisine sunulacağını. Dolayısıyla ümmetin önderi silahından ve silahının kendisine sağladığı maişetten söz ediyor. Bugün dünyada en çok silaha parasını kaptıran bir ümmetin liderini, peygamberini, komutanını konuşuyoruz. Kendisi mızrağından maişetini kesbeden Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahip olduğu o askeri kabiliyet ile gerek ganimet yoluyla, gerek edindiği askeri gücün etkisiyle ekonomisini, gücünü ve kudretini sağlamaktan söz ediyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ona yakışır ki ümmeti silahını üreten, silahıyla silah çeşitliliğiyle ve bu anlamdaki kabiliyetiyle askeri teçhizat bakımından sahip olduğu üstünlük ile bunları satan, satarak para kazanan ve bunlar ile sahip olduğu gücün etkisiyle yine ekonomisine güç sağlayan bir üstünlükle yeryüzünde yer almış olsunlar. Bu böyle olacağına tam tersi batılı sistemlerin en kazançlı sektörlerinden biri olarak oluşturdukları silah sanayini, her yenisini ürettikçe kendilerine saklayan, işe yaramazlarını sürekli bunlara satıp satıp paralarını yedikleri bir ümmet durumundayız. Meğer ki buradan çıkmak üzere Resulullah'ın bu öğüdüne kulak verelim. Ve son yıllarda olduğu gibi kendi askeri ve teknik kabiliyetimizi kendi imkanlarımızla, kendi gençlerimizle, kendi aklımızla, kendi beyinlerimizle sağlamaya, üretmeye ve ürettiklerimizi hem kendi askeri kabiliyetimizi yükseltmek için hem de benzeri ümmet coğrafyasındaki kardeş topluluklara paylaşmak, onlara satmak ve hatta daha üstün bir aşamaya gelince teknolojik olarak karşı tarafa da silah satabilecek ve sahip olduğu bu üstün teknik imkan ile ekonomisine arka çıkacak bir boyuta gelebilelim. Çünkü Hazreti Peygamber'in ifadesinin anlaşılabilir karşılığı budur. Cu'ayla rizqi tehte zilli rumhi diyor Allah'ın Resulü. Benim mızrağımın gölgesinde rızkım benim orada. Çünkü o savaşan bir peygamber. Çünkü o zulme sessiz kalmayan, güç hazırlayan, kuvvet hazırlayan ve zulüm ile karşılaştığı vakit kendisiyle zorla savaşmak isteyenler önüne çıktığı vakit onları bertaraf edecek bir askeri üstünlüğe kavuşmaya çalışan bir liderlik sergiledi. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. Üzerinize gelen kafirlerle, size yakın tehdit oluşturan varlığınızı, vatanınızı, ırzınızı, dininizi, namusunuzu ele geçirmek üzere üzerinize yürüyen bu kafirlerle savaşın diyen Allah Azze ve Celle. Madem ki kafirler ve onların zulümleri, onların iman edenlere karşı bu taarruzu ve tecavüzü hiçbir zaman yeryüzünde eksik olmadı. Önceki dersimizde konu ettik. O zaman müminlerin hiçbir zaman asker olmaktan, her bir fert olarak ve askeri teçhizat üretmekten hiçbir zaman ilgileri, alakaları kesilmez. Hazreti Peygamber'in deyimiyle mızrağımızın gölgesinde rızkımız vardır. Kılıçların gölgesinde müminler cennetin yolunu, mızrağın gölgesinde de dünya hayatındaki maişetlerini bulurlar. Cu'ila rizqi tahta zilli rumhi. Mızrakla oynar, kılıçla, kalkanla, okla eğlence yapar. Hayatları bu çerçeve üzeredir. Çünkü onlar düşmana boyun eğmeyen, düşmanın boyunduruğu altına girmeyi asla göze almayan, dolayısıyla da her an uyanık, diri ve hazırlıklı bulunan bir topluluktur. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Cenab-ı Hak emrettiği şekilde kuvvet namına ne varsa bunu en yüksek kapasiteyle مَسْتَطَعْتُمْ hazırlayan ve bunun demode örneklerini batıllara satıp üstün örneklerini sürekli caydırıcılığı sağlamak üzere elinde tutan bir güce ve kuvvete tekrardan geçmişte olduğu gibi ümmetimizi ulaştırmayı milletimize tekrar nasip eylesin. Cu'ile rizqi tahta zilli rumhi. Benim rızkım mızrağımın gölgesi altındadır. Ve cu'ile zilletu ve sagaru ala men halefe emri. Ve benim emrime karşı gelene zillet ve sagar, yani küçük düşmek, boyun eğmek onlara diyen Allah'ın Resulü askeri gücün iki sonucuna da ifade etmiş. Biri ekonomik sonuç, diğeri de siyasi sonuç. Çünkü gücünüz varsa nüfuzunuz var demektir. Gücünüz varsa ultimatum da bulunabilirsiniz. Şöyle bunu istemiyorum diye. Bu yaptığınız ultimatumun sağlayıcısı onu şayet dikkate almazlarsa, onu onlara dikte edecek, farz kılacak, zorunlu kılacak bir kuvvetiniz var ise o zaman bir ultimatomunuz olur. Ama yok ise sadece konuşursunuz, boş boş konuşursunuz. Boş boş konuşmakla ne cihad olur, ne Allah Azze ve Celle'nin memnuniyeti, ne rızası, ne de bu orada bir netice olur. Dolayısıyla strateji, hazırlık ta sayı bazından, yani Cenab-ı Hak sayılar veriyor. Karşılıklı şu kadar sayı olursa, bu kadar sayı olursa diye ve aynı şekilde orantılı bir askeri kapasitenin hazırlanması. Neden Mekke'de izin verilmedi, Medine'de izin verildi sorusunun cevabı budur. Dolayısıyla müminlerin önden askeri teknik ve kapasiteye kavuşması Allah Azze ve Celle'nin barış zamanı emrettiği hazırlığı en üst düzeyde yapması onlara hem bu barış sürecini sağlıklı ve sürdürülebilir kılmaya yarar. Bu getirdiği siyasi bir getiridir, siyasi bir güçtür. Hem de bu hazırlık devam ettikçe sürekli bunun üzerinden kendi ekonomilerini ve iktisatlarını ayakta tutarlar. Tıpkı bugünün Amerika'sının ve bugünün Batısının silahtan kazandığını hiçbir şeyden kazanmadığı gibi. Cu'ila rizqi. Dolayısıyla bu bab başlığında Hazreti Peygamber'den merfu olarak İmam Buhari'nin bize alıntıladığı bu ifade adeta bir bu alanda ümmetin rehberi, pusulası ve bir kılavuzu olacak. Kulağından kulağına küpe edeceği ve asla aklından çıkarmayacağı bir istikamet anlayışı. Dolayısıyla benim silahla, benim topla, tüfekle işim olmaz, ben barışçıyım diyen zavallı sadece bir başkasının kölesi, bir başkasının
ırzına, dinine, malına, namusuna taarruz ettiği bir zavallıya dönüşebilir. Başka bir şeye dönüşmez. Çünkü yeryüzü koşullarının hakikati Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi kuvveti olabildiğince hazırlayıp savaşa hazır olmak ile ancak barış teminat altına alınır. Barışı kafirlerin teminatından, ateistlerin teminatından uman, silahı, gücü, kapasiteyi onlara helal, müminlere haram sayan bir anlayış olsa olsa zeka yoksunu yahut bu anlamda son derece saf bir bakış açısı, bu dediğim saflık temizlik anlamında değil de gerilik anlamında bir saflık olabilir. Hele hele böyle bir geçmişten gelen bir ümmetin ve milletin çocukları olarak bu türden şeyleri seslendirmek, güçten, şiddetten, kuvvetten haz etmediğini, bu düzeyde barışçıl olduğunu sözüm ona demeye getiren bir anlayış, eğer bunu kasten ve hıyanetle yapmıyorsa, dediğim gibi olsa olsa zeka yoksunluğunun neticesinde dile getiriyor olabilir. Bu bab başlığı altında 2757 no'lu hadisimizi okuyalım. Haddesena Abdullah ibn Yusuf'a, bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Ekberena Malikun, bize Malik haber verdi. An Ebin Nadri, o da Ebun Nadır'dan. Mevla Umar ibn Ubeydillahi, o da Ebun Nadır dediği Ömer bin Ubeydillah'in azatlı kölesi. O da an Nafi'in Nafi'den Mevla Ebi Katade el-Ansari'yi, Ebu Katade el-Ansari'nin azatlı kölesi. An Ebi Katade, o da Ebu Katade'den radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Ennehu kâne ma'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyken, hatta izâ kâne bi ba'di tarîki Mekke'de. Mekke yolunun bir kısmında tehellefe ma'a ashabin lehu muhrimine, ihramlı olan bazı arkadaşlarıyla birlikte bunlar biraz geri kaldılar. Ve huve gayru muhrimin. Ebu Katade'nin kendisi ihramlı değil. Fera'a himaran vahşiyan. Vahşi bir eşek gördü. Festeva ala farasihi. Hemen atının üzerine atladı. Fese'ele ashabahu en yunaviluhu savtahu. Arkadaşlarından kendisine okunu vermesini istedi. Fe'ebav, onlar vermediler. Fese'elehum rumhahu, onlardan mızrağını istedi. Fe'ebav, onlar da vermediler. Fe'ehezehu, sonra tuttu, kendisi aldı. Thumme şedde alel himari, sonra ivedi bir şekilde hızlıca eşeğin üzerine saldırdı. Fekatelahu, ve onu katletti. Avladı. Feekele minhu ba'du ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bazı arkadaşları yediler. Ve ebe ba'dun, diğerleri yemeye yanaşmadılar. Felemma edraku, bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yetişince geriden gelip, felemma edraku Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sa'aluhu an zalika, sordular Allah'ın Resulüne. Dediler ki böyle böyle oldu. Biz ihramlıyız. Ebu Katade ihramlı değil. Bir vahşi eşek gördü. Onu avlamak istedi. Bizden ok istedi, vermedik. Mızrak istedi, vermedik. Kendisi davrandı, aldı, yetişti. Hayvanı avladı, getirdi. Biz ihramlı olduğumuz için bir kısmımız yemedik, bir kısmımız yedik.
Ne dersiniz diye Resulullah'a sordular. Kâle, Hazreti Peygamber dedi ki, İnnemâ hiye tu'metun, o bir tu'ma, yani o bir yiyecek. At'amakumuha Allahu. Allah Azze ve Celle size rızıklandırdığı bir yiyecek olmuş bu. Demiş, salat ve selam üzerine olsun. Dolayısıyla bir sakıncası olmadığını onlara söylemiş. Neden sakıncalı olup olmadığını düşündüler. Çünkü Allah Azze ve Celle ihramlıyken av hayvanıyla alakalı şöyle buyurdu. La taktulu sayda ve entum hurum. Siz ihramlıyken avı katletmeyin. Dolayısıyla bunlar tereddüt ettiler. Şimdi bu katledilen av hayvanı, biz ihramlıyız. Evet, biz katletmedik ama ihramlı olmayan bir arkadaş katletti. Biz ha yiyebilir miyiz? Yani biz katleden, yani avlayan biz değiliz. Dolayısıyla ihramlı olmayan birisi açısından bu sorun değil zaten. Ama onun avladığını biz yiyebilir miyiz? Bir kısmı dediler ki biz yemeyiz, bir kısmı dediler ki biz ayette geçen ifadeyi ihlal etmiş değiliz. Sorun yok bunda. Neticede Hazreti Peygamber'e ulaştıklarında bunu sordular. Hazreti Peygamber yiyenlerin tavrının doğru olduğunu, bunun Allah'ın bir rızkı olduğunu kendilerine ifade etti. Cenab-ı Hak ayette لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ. Allah sizi av hayvanları üzerinden sınayacak. تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ. Böyle elinizi uzatsanız yakalayacak gibi. Oklarınızın menziline girecek türden. Çünkü Allah sınamak istediği zaman böyle gönderir. Yani Cenab-ı Hak yasakladığı bir şeyi kulun o yasağa ne kadar dikkat ettiği, arzularına rağmen ne kadar geri durup durmadığını yoklamak üzere koşullarını yaratır. Tıpkı Ashab-ı Sebt'teki gibi, yani cumartesi ashabındaki gibi. Burada da öyle. Cenab-ı Hak dedi ki لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ. Allah av hayvanlarıyla sizi sınayacak. تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ. Ellerinizin ulaşabildiği, kavuşabildiği, وَرِمَاحُكُمْ. Oklarınızın, mızraklarınızın yetişebildiği düzeyde. Yani adeta biraz kışkırtır gibi bunları. O kadar kolay yem olacak avlar bunlar. Niçin? لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. Kim Allah'ı gayben gözetiyor, kim Allah'tan gayben çekiniyor, korkuyor, Allah Azze ve Celle bunu bilsin diye. Tabi Cenab-ı Hakk'ın buradaki bilmesi, şuhud bilmesi. Çünkü Allah iki türlü bilir. Alimul gaybi, gayben bilir. Ve şehadeti ve şehadeten bilir. Yani şuhud zamanı, olay yaşandığı vakit, tesifur anında da, gerçekleştiğinde de Allah Azze ve Celle gerçekleşmesini bilir. Gerçekleşmesi öncesinde de gayben bilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu ayette geçen bilmesi, şuhuden olan bilmesidir. Yoksa öncesinde gayben bilgisi her şeyle ilgili olarak zaten vardır. Gayben bildiği Cenab-ı Hakk'ın olay yaşanırken eşleşir. Bizim tahminlerimiz gibi, bizim tahminen bildiklerimiz olay yaşanırken bazen eşleşir. Buna tahminin tutması deriz. Bazen eşleşmez. O yüzden bizimkine tahmin denirken Cenab-ı Hakk'ın ki her zaman kesinlikle eşleştiğinden onunki ilimdir. Alimul gaybi. Allah gayben bilir. Gaybın alimi. Ve şehadeti ve şehadetin alimidir. Dolayısıyla benzeri ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın bilsin diye ifadesini Allah Azze ve Celle demek ki önceden bilmiyor şeklinde söyleyenler, Cenab-ı Hakk'ın da bizim gibi tek türlü bilgisi olduğunu, yani onun da sadece olay yaşandıkça bilebilen birisi olduğunu sanmalarından ve Cenab-ı Hakk'ı Zat-ı Sübhaniye'yi leyse kemislihi şey, hiçbir şeye misli değilken bizlere benzetmelerinden kaynaklanır. Halbuki Allah Azze ve Celle gayben bildikleri şehadeten, yani yaşandığı vakit şuhud zamanı ortaya çıkar. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. Cenab-ı Hakk'ın karşısında değilken, kendisi apayrı bir ortamdayken, böyle etrafta
tam elinin uzanacağı şurada alsa hiç kimse görmeyecek, bilmeyecek. Bu düzeyde sizi Cenab-ı Hak sınar. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir şey, velev ki normal zamanlarda gayet basit, sıradan bir şey olsa bile yasakladığı an itibariyle o haramdır, kötü bir şeydir, işlenmesi korkunçtur, yasaktır, cürümdür. Yani mesela şu anki durumumuza benzetelim. Normalde kapıya çıkmak, gezip dolaşmak en sıradan bir şey. Ama şu an yasak olan bir şey. Dolayısıyla şu an ben bunu tanımıyorum. Ne demek kapıya çıkmakta ne var? Demek nasıl otoriteye başkaldırı düzeyinde korkunç bir şeyse Cenab-ı Hak açısından bu bin katı böyledir. Allah Azze ve Celle'ye biz bunun neyi var ki normalde biz kara hayvanını avlamıyor muyuz, yemiyor muyuz? Şimdi niye yasak diyemeyiz? Yasak diyorsam yasak diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla sizi sınayacağım. Yani dışarıda normal teneffüste yiyeceğiniz bir şey sakıncasızken getirip onu sınıfta yerseniz olmaz. Dolayısıyla normalde normal olan, sıradan olan, mübah olan bir şeyin ihramlıyken ihramlı olmakla birlikte yasaklanmış hali dahi Cenab-ı Hak bunun üzerinden sınarım, sözüme dikkat ediyor musunuz? Yoksa sözümü gevşek telakki ediyor. Ya her zaman yaptığımız şey ne olmuş kara hayvanı avlayalım mı diyeceksiniz. Yoksa Allah söyledikten sonra en temiz, en güzel, en normal şey de olsa artık bizim için yapamayacağımız bir şeye dönüşür. Sahip odur, Mevla odur mı diyeceksiniz. Cenab-ı Hak bunu bilmek üzere sizi böyle bir koşul ile karşı karşıya getirir. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ Cenab-ı Hak eğer böyle katleden bir kimse olursa فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ Bunun cezası var. يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ Aranızdan adalet sahibi iki kişi dengi bir hayvana hükmetsin. ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اَوْ اَحْ هَدْيًا Bu kesilecek karşılığında kurban edilecek dengi hayvanın Kabe'ye ulaştırılacağı hadiyen baliğel Kabe'ti ev kaffaratun eğer bu bulunamıyorsa kişi bunu yapacak imkanı yoksa ev kaffaratun ta'amu aşarati mesakin 10 miskini yedirecek bir yiyecek sağlayacak ev eğer buna da imkanı yoksa addu zalika siyamen bunun karşılığı buna denk, buna mukabil olmak üzere oruç tutmaya Cenab-ı Hak. Böyle ayrı ayrı cezalarından bahsetti ayrıntılı şekilde. لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِهِ Yaptığı işin vebalini tatsın diye. Basit bir şey değil. Olayın kendisi normalde kolay bir şey gibi gözükebilir. Normal zamanda sıradan bir şeydir. Ama Cenab-ı Hak ihramlıyken olmaz dedi mi? Olmaz. لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِهِ عَفَ اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ Allah yapmış olduğunuzu, geçmişte kalanı affetti. Ama وَمَنْ عَادَ Kim tekrar böyle hafife alır, mütesahil davranır, tekrar ihramlıyken yine avlanırsa وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْ Allah ondan intikam alır. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ Allah yücedir, aşkındır. Karşı duranı olmayan üstün kudrettir, intikam sahibidir. Ayetlerdeki bu şiddete, bu ayetlerdeki olayı nedenli ciddiye alan akışa bakarsanız, Cenab-ı Hakk'ın bize vermek istediği mesaj şudur. Olayın normalde bu su burada helal içebilirsin ama şu anda artık içme dediğim andan itibaren değil mi ki ben dedim o zehirmiş gibi. O zıkkınmış gibi, o en kötü şeymiş gibi senin ondan uzak duracağın. Sırf ben tahrim ettim diye. Bu algı Cenab-ı Hakk'a, onun kibriyasına, onun makamına karşı müminlerdeki korkuyla eşleşir. Bu olduğu zaman müminler Cenab-ı Hakk'a saygılı sayılır. Bu olduğu zaman وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetten Rabbinin makamından çekinen kimseye Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği o iki cennet karşılık bulur. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın haramlarını hafife alan,
sıradanlaştıran, değiştiren, dönüştüren, bu zamanda olur mu ki diyen, kolay yoldan bunlarla oynayan, manipüle eden kimselerin cürmü yere göğe sığmaz cinstendir. Hadisin sonunda an Ebi Katade'te, Ebu Katade diyor ki bu vahşi eşekle alakalı olarak mislu hadisi Ebin Nadri, Ebu Nadir hadisine benzer bir şekilde. Oradaki rivayette Hazreti Peygamber'in kale şöyle dediğini: Hel ma'kum min lahmihi şey'un? Yanınızda onun etinden bir şey var mı? Demiş. Yani kaldıysa bana da verin, ben de yerim diye. Çünkü bu rivayetin başka detaylı tariklerde, başka tariklerden gelen ve başka ayrıntılara sahip örnekleri de var. Belki burada da ileride gelir. Şimdi o onlardan bir şey istedikçe onların vermemesinin sebebi bu katil olayına, yani hayvanın avlanması olayına kolektif olarak eşlik etmek istemiyorlar. Günah çünkü. Çünkü cinayete aracılık müteselsilen sorumluluk demektir. Hazreti Ömer zamanında bir adamın katli için işte bu kapıyı tuttu demişler, onu da katil saymış. Bu etrafı kolaçan etmiş diye getirmişler, onu da katil saymış. Yani cinayetin işlenmesi sürecinde mekanizmayı tamamlayan zincirin her halkası müteselsilen sorumludur. 10 kişi bir kişiyi öldürse onu da canidir, onunla da kısas gerekir. O kadar bu süreçte artık kaç sayıda adam getirmişlerse hepsini cani sayıp katil saymış Hazreti Ömer. Denir ki, demiş ki bütün Yemen'i de getirseydiniz eğer hepsi bu cinayette rol sahibi ise hepsini katil sayardım. Dolayısıyla bu avda da böyle. Eğer ki oku veren olsalardı, avın avlanması sürecinde la taktulu sayda, avı katletmeyin emrini ihlal etmiş olacaklardı. Dolayısıyla ata bindi, yerdeki oku istiyor, vermediler. Mızrağı istedi, vermediler. Hatta diğer tarik ile gelen rivayette görüyoruz ki hayvanı önce ihramlı olanlar gördüler. Ama Ebu Katade'yi uyandırmadılar. Yani bak hayvan, Ebu Katade görüyor musun diye işaret bile yapmadılar ki Ebu Katade kendiliğinden görürse ihramlı olmayan biri olarak varıp helalinden avlanabilir. Çünkü Cenab-ı Hak uhille lekum saydul bahri ve taamuhu hillun lekum uhille lekum saydul berri vel bahr. Cenab-ı Hak bir ayette ma dumtum huruma, İhramlı olmadığınız sürece ve uhille lekum saydul berri, kara hayvanını avlamakta size helal kılındı. Dolayısıyla onun için helal olan bir şey. Ama kendisi fark edebilirse, kendisi görürse, nitekim Ebu Katade kendisi fark etti. Kendisi fark edince aceleden ata atladı. Fakat vakit kaybetmeyeyim diye ok istedi, mızrak istedi, ona da yanaşmadılar. Dolayısıyla bu avlanma sürecine hiçbir katkıda bulunmadılar. Dolayısıyla kolektif hiçbir sorumlulukları yok. Bu normal bir kimsenin avladığı, hazırladığı bir yiyecek olarak önlerine geldi. Dolayısıyla yiyebildiler. Buna rağmen sahabilerin bazıları tereddüt ettiler. Acaba yani haram olur mu diye yemediler. Resulullah'a konuyu varıp yetişince arz edip sundular. Allah'ın Resulü de lafzen yaklaşan ve hükmü zahiriyle ele alan kimselerin yaklaşımını tasvip etti, doğruladı. Hatta bu doğrulayışını varsa biraz bana da verin, ben de yiyeyim demek suretiyle pekiştirerek göstermek istedi. Bugünkü vaktimiz doldu. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâirin mü'minîn.